Melike çok teşekkürler. Beşiktaş'tan, Dolmabahçe'den bizler de mutlu akşamlar, yayınlar dilerim. İstanbul'da güzel, güneşli bir pazar günü arkamda İstanbul Boğazı'nın eşsiz güzel manzarası eşliğinde ben de Beşiktaş-Antalya Spor maçının notlarını, detaylarını aktarmaya başlayayım. Siyah Beyazlılar Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta mücadelesinde sezonun ilk iç saha karşılaşmasında bu akşam kendi taraftarı önünde Antalya Spor'u konuk edecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Beşiktaş adına tabii ki sezonun ilk özellikle dönemi oldukça pozitif geçiyor demek çok da yanlış olmaz. Öncelikle Süper Kupa'da Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık zafer ve ardındansa Siyah Beyazlar ligin açılış haftasında geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsun Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bugün Antalya Spor karşısında kendi taraftarı önünde Beşiktaş kazanarak ligde iyi gidişatını, galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Tabii bu karşılaşmanın ardından Antalya Spor mücadelesinin ardından Beşiktaş'ın Avrupa arenasında çok kritik iki karşılaşması var. 22 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde Siyah Beyazlar İsviçre'nin Lugano takımıyla UEFA Avrupa Ligi playoff turunda grup etabı öncesinde karşı karşıya gelecek ve bugün Antalya Spor mücadelesini kazanıp bir anlamda Lugano maçlarında da Siyah Beyazlar moralli girmeyi hedefliyorlar. Beşiktaş adına bu akşamki maç öncesinde merak edilen noktalar, merak edilen konu başlıkları tabii ki kadro konusundaki belirsizliklerdi. Hafta içerisinde eşinin doğumu sebebiyle Fransa'ya gitmişti Artur Masuaku ve Demokratik Kongolu futbolcu dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Cuma ve cumartesi günkü antrenmanlarda takımla beraber çalışmalarda yer almamıştı Artur Masuaku ama aslında bir anlamda da bir fedakarlık örneği göstererek bu akşamki maç öncesinde dün geç saatlerde de olsa İstanbul'a geldi ve bugün Artur Masuaku Antalya Spor maçının kadrosunda olacak. İlk 11 noktasındaki henüz soru işareti ortadan kalkmış değil ama Masuaku Giovanni Van Bronckhorst'a yapmış olduğu görüşmede bugün maça 11'de başlamak istediğini, kendisini iyi hissettiğini, hazır olduğunu ve bu akşam görev beklediğini ifade etmişti. Son maç toplantısının ardından Artur Masuaku'nun ilk 11'de olup olmayacağı da yine Beşiktaş'ta netlik kazanacak. Diğer iki isim ise yeni transferler Can Keleş ve Şerendur. Can Keleş bu sezonki iki resmi maç hem Galatasaray maçı hem de Samsun Spor maçının kadrosunda yoktu Melike ama bugün o da Can Keleş de kendisine ilk kez bir resmi maçın kadrosunda yer bulacak. Antalya Spor maçının kadrosunda olacak. Yeni transfer Şerendur da yine Beşiktaş'ta bu akşamki Antalya Spor maçının kadrosunda olacak olan diğer isim. Tabii 12 yabancı kuralından dolayı maç kadrosunda 12 yabancı kuralı olabildiğinden dolayı bugün Beşiktaş'ta merak edilen bir diğer konuysa hangi yabancı futbolcu dışarıda kalacak? Bunda tabii ki ilerleyen saatlerde biraz daha kadro konusundaki durum netleştikten sonra öğreniyor olacağız. Bunda tabii ki Aspor ekranlarından yine bizi izleyenler ve dinleyenlerle paylaşacağız. Beşiktaş adına bir diğer konuysa tabii yaz dönemi boyunca özellikle Tüpraş Stadyumunda birçok noktada yenilikler devam etmişti. Çalışmalar vardı Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Çim konusunda çalışmalar gerçekleşti. Stadyumun hem dış kısmı hem iç kısmında birçok yenilik yapıldı Beşiktaş yönetimi tarafından ve bu akşamki mücadelede Beşiktaş taraftarlar bu anlamda da stadyuma geldiklerinde birçok yeniliğe de şahitlik etmiş olacaklar. Stadyumda merdiven boşlukları gri renge boyandı. Stadyum da yine kale fileleri siyah ve beyaz renklerden oluşuyor artık. Stadyumdaki Atatürk posteri yenilendi. Stadyumun dışında yine farklı farklı yeni pankartlar asıldı Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu anlamda da görsel anlamında da görsellik anlamında da Beşiktaş yönetiminin yine birçok yeniliğe stadyum noktasında gittiğini hatırlatmış olalım. Geçelim. Konuk ekip Antalya Spor'a Akdeniz ekibi ligdeki ilk hafta mücadelesinde kendi sahasında ligin yeni ekibi Eyüpspor'la golsüz berabere kalmıştı. Onlar da özellikle yeni teknik direktörleri Alex de Souza ile beraber Trendyol Süper Lig'de bu sezonun dikkat çeken takımlarından birisi haline geldi. Kadronun büyük kısmını korumayı başardı Antalya Spor ve İstanbul'a ise konuk ekibin tek eksikle geldiğini aktaralım. Bünyamin Balcı sakatlığı bulunduğu için bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Peki onların nasıl bir 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz. Konuk ekip Antalya Spor'un muhtemel 11'ini aktarayım. Sonrasında Beşiktaş'ın da muhtemel 11'ini paylaşacağım. Kalede konuk ekipte Piriç görev alacak. Dörtlü savunmanın sağında Veysel, solunda Güray, merkezde Gerşalı ile beraber Kelvin ikilisini göreceğiz. Önlerinde Soner ve Kaluzinski ikilisi, hücumda ise sağda Erdoğan, solda Jenepo, merkezde Fanda Şitrek, en uçta ise Gayiş 11 ile bugün Antalya Spor'un Tüpraş Stadyumunda sahne almasını bekliyoruz. Geçelim ev sahibi ekip Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini
11'inde kadrodaki son durumdan, detaylardan bahsettik. Peki Giovanni van Bronckhorst'un nasıl bir kadro tercih etmesini bekliyoruz? Aslında hem Galatasaray hem Samsunspor maçında olduğu gibi Hollandalı çalıştırıcının kazanan 11'i çok fazla bozmasını beklemiyoruz. Bazı mecburi değişikliklere gitmesi muhtemel Giovanni van Bronckhorst'un. Kalede Mert'i göreceğiz. Dörtlü savunmanın sağında Svensson, solunda biz muhtemel 11'imizde Emirhan Topçu'ya yer verdik ama az önce bağlantının başında ifade ettiğim gibi Arthur Masuaku'nun da maç kadrosunda olacağını hatırlatalım. İlk 11 noktasındaki durumsa ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Savunmanın merkezinde Gabriel Paulista ile beraber bugün Omar Colley ikilisinin yine maça başlamalarını bekliyoruz. Beşiktaş'ta orta alanda El Musrati ve Jason Fernandez, hücumda ise sağ önde Milot Raşitsa, solda Semih Kılıçsoy, merkezde Rafa Silveynuysa ise bugün Ciro Immobile 11 ile Beşiktaş'ın sahne almasını bekliyoruz. Tüpraş Stadyumu'nda mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçın biletlerin tamamının tükendiğinin bilgisini paylaşalım. Kapalı gişe olarak bu akşam Beşiktaş sezonunun ilk iç saha karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek ve bu zorlu randevuda ise hakem Mehmet Türkmen görev alacak diyelim. Biz yine ilerleyen saatlerde Beşiktaş'tan, Dolmabahçe'den tüm yansıyanları Aspor'da aktarmaya devam edeceğimizi ifade edip sözü tekrardan sana bırakalım Melike.